Kireçlenme ve menisküs tedavisi için artık farklı bir yöntem gündemde. Türk hekimlerin geliştirdiği yöntemle hastadan alınan doku laboratuvarda işlemden geçirildikten sonra yeniden hastaya naklediliyor. Bu uygulama dünyanın da dikkatini çekiyor. Kireçlenme, menisküs ya da romatizmal hastalıklar. Hepsi yaşam kalitesini düşüren ağrılı rahatsızlıklar. Bu ortopedik hastalıklara kök hücre nakliyle de çözüm bulunuyor. Dizdeki kıkırdak zedelenmeleri genellikle dize yapılan protez ameliyatlarıyla sonuçlanıyor. Ama artık ağrısız, protezsiz bir yöntem var. Bu yöntem ilk kez Türk hekimleri tarafından geliştirildi. Tedavi iki aşamalı. Önce hastadan doku alınıyor. Biz kıkırdak hücresini elde ederken vücudun değişik dokularından operasyonla, yani biz kişinin yağından, kemik iliğinden, bağ dokusundan veya kendi kıkırdak dokusunu aldığımız dokuyu laboratuvar ortamında kişinin kıkırdak hücrelerini yeniden inşa ediyoruz. Hastadan alınan kök hücreler bu işlemden sonra hastaya naklediliyor. Bu kişinin kendi dokusundan ameliyatla aldığımız, daha sonra kıkırdak yaptığımız ve tekrar kişinin kendi kıkırdağına, dokusuna ilave ettiğimiz bir yöntem. Bu kök hücre yöntemi. Burada tamamen kişinin kendi dokuları, kendi hücreleri kullanılarak bu hücreler kıkırdak hücrelerine özelleştirilip uygulanıyor. Desterilizasyonu. Kök hücreyle kıkırdak tedavisi için erken müdahale şart. Çünkü yöntem 55 yaş üstüne uygulanmıyor. Kullandık, çözeldi bazılarında. Vücudumdan alınan kıkırdak örneklerinden vücudumun dışında kıkırdak doku geliştirildi ve daha sonra da dizime nakledildi. Kısa bir süre sonra da tamamen iyileştim. Türk doktorlarının uyguladığı bu yöntem Avrupalı meslektaşlarının da büyük ilgisini çekti. Tüm dünyayı ilgilendiren bu tedaviyle ilgili ortak bir çalışma yürütülüyor.